Bir de bir başka yorum var ama o artık iyice netleştirmiş. Hani Türkiye'ye sabrımızın sınırı var, olmasın işte Miçotakis olmuyor böyle yani NATO şu anda NATO'nun bütünlüğünü bozuyor falan dediği bir noktada. Adını koyarak yani Türkiye atıldığında NATO'nun ne yapacağını da söyleyen Yunanistan'a çok okunan gazetelerinden Kathimerini de bir yazı vardı. Açıkça şu söyleniyor. NATO anlaşmasının 2. maddesini Türkiye ihlal ediyor. Soracağız şimdi Sayın Öğmen'e nedir o madde. Erdoğan İsveç'e Finlandiya'nın üyeliğini engellemeye devam ederse Türkiye NATO'dan atılsın. Evet büyük bir sorun olur ama nihayetinde çok net bir biçimde bundan fayda da sağlarız. Rus askeri teçhizatı satın alarak F-35 savaş uçağı programını tehlikeye atan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik etnik temizliğine ve Rusya ile İran'ın yaptırımlardan kurtulmasına yardım eden Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya şantaj yapıyor. Hamas ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütlerinin üyelerini barındırıyor. Suriye'deki ABD askerlerini tehlikeye atıyor. NATO ortağı Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ediyor. Liste uzayıp gidiyor ama kesin olan bir şey var. Türkiye, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın, NATO Anlaşması'nın 2. maddesini ihlal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemeye devam ederse özgür dünya Türkiye'yi ittifaktan ihraç etmelidir. Tabii Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 2. maddesini ihlal ettiği için Türkiye'yi NATO'dan çıkarmanın ittifak konusunda ağır sonuçları da olacaktır. Örneğin NATO'nun Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki varlık ve güç yansıtma yeteneği azalacaktır. İttifak 2. en büyük ordusunu kağıt üzerinde kaybedecektir. Türk boğazlarına ve Karadeniz'e erişim kısıtlanacaktır. Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile Milli İstihbarat Teşkilatı MIT arasındaki paha biçilmez istihbarat paylaşımı büyük olasılıkla sona erecektir. Son olarak Washington'ın Ankara üzerindeki nüfuzunun azalması Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etme olasılığını da arttıracaktır. Ama bununla birlikte bu sorunların çoğuna kısa, orta ve uzun vadeli çözümler de mümkün. Bunlar bulunabilir. İttifak Romanya ve Bulgaristan üzerinden Karadeniz'e erişim sağlayabilir. Demir yoluyla varılacak Yunanistan'ın Dedeağaç limanı üzerinden Türk boğazları bypass edilerek Karadeniz'e ulaşılır. Kıbrıs Rum kesimiyle varılacak anlaşmalar İncirlik'teki hava üssünün yerini alabilir ve ittifakın gücünü Orta Doğu'ya yansıtmasını sağlayabilir. Devamında tümü NATO'nun barış için ortaklık belgesini imzalamış olan Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan, bunun da adını koyuyor, potansiyel üyeliği ittifaka bir kez daha Karadeniz'e, Kafkasya'da daha derin bir varlık sağlayabilir. Türkiye'nin kapı dışı edilmesinin NATO için yaratacağı sonuçlara rağmen Türkiye'nin uluslararası konumunu zayıflatmak çok daha büyük bir fayda sağlar. Zira NATO üyeliği Türkiye'ye müttefiklerinin çıkarları pahasına 21. yüzyılda Avrupa ve Asya kavşağında küresel bir güç olma hedefi konusunda paha biçilmez bir fırsat sunuyor. Erdoğan, NATO genişlemesini engellemeye devam ederse özgür dünya Türkiye'yi ittifaktan çıkarmalıdır. Yeter artık. Şimdi Murat Hocam, bu sefer sizden başlayacağım çünkü az önce buna işaret etmişsiniz. O yüzden bunları alt alta sırada. Asimetrik Enformasyon Savaşı. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda konsoloslukları kapatmaya varıncaya kadar, F-16 şantajına varıncaya kadar, yani bu Türkiye üzerinde bir manevra mıdır? Nasıl adlandırmak lazım bunu? Ha bir de yani tabii öyle şöyle, bir şey ki en sonunda hani NATO'dan Türkiye'yi attığın zaman ya tamam sorun ama onu da giderirsin. Rum kesimini alırsın. İşte Ermenistan'ı, Gürcistan'ı alırsın. Ukrayna'yı alırsın falan deyip Türkiye'yi nasıl bypass edebileceğini de anlatıyor söz konusu kişi. Evet, yani kötü bir yorum. Yani çok kötü bir yorum. Neden güvenlik politikaları ve NATO'nun özellikle Güneydoğu kanadı ile ilgili stratejik bilgilerin eksikliğini gösteren bence kötü bir yorum. Gazeteden bu arkadaşı göndermeliler. Çünkü Kathimerini'nin okuyucu miktarını azaltma olasılığı söz konusu. Çünkü uydurmuş. Yani affınıza sığınarak söylüyorum. Yani mevzuya uygun bir şeyler söyleyeyim. İşte ortaya karışık olsun diye olmuş. Ben şöyle bakıyorum, maksimalist bir ülkenin siyasi hezeyanlarının temsilcisi olmuş bu arkadaş. Neden? Güneydoğu kanatta işler böyle cereyan etmiyor. Çünkü çok büyük bir Akdeniz, eski deniz ve onunla beraber Adalar Denizi ve bununla beraber okunabilecek çok önemli bir derinlik söz konusu. Bugün Suriye'den bağımsız, Irak'tan bağımsız bir Akdeniz politikası düşünülemez. enerji politikalarından bağımsız, Türkiye'den bağımsız bir anlayış geliştirilemez. Yani burada çok net bir durum söz konusu. Burada tabii şöyle Epiktetos denilen bir filozof var. Felsefi açıdan benim çok takip ettiğim, okuduğum, yani yazmış oldukları en azından milattan önce 53'te bu topraklarda yaşamış bir şahıs. Diyor ki ummaz olursan üzülmez de olursun diyor. Şimdi komşumuzla ilgili bir beklentimiz yok. Onun için ki çok fazla söylenenler konusunda üzülmez de değiliz. Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Fakat ben bu konuya şöyle bakıyorum. Netice itibariyle bu ülke bir NATO üyesi ülke, Avrupa Birliği üyesi bir ülke ve her gün şu konudaki algılamam çok daha derinleşiyor. Tehdit algılaması noktasında Sayın Nur Hanım o kadar farklı noktalarda duruyoruz ki ve bununla beraber belki ulusal, bölgesel ve yerel bazda o kadar farklı noktalardan bakıyoruz ki tehdide. Çünkü ben terör noktasında, bölgesel güvenlik noktasında Yunanistan ve Türkiye'nin yaşadıklarına son 100 yıl içerisinde bakıyorum. Neredeyse hiç aralarında illiyet rabıtası yok. Birisi son 30-40 yıl içerisinde terörle mücadeleye tüm memleketi, tüm milletin kaynaklarına vakfetmiş ve mücadele edip bu konuyla ilgili milli savunma sanayisini bile geliştirmişken Yunanistan'ın maksimalist politikalarla birilerinin eteği altında farklı politikalar yürüttüğünü görüyorum. Aynı noktada konuşmuyoruz. Tehdit algılamamız, tedbir algılamamız aynı şemsiye altında NATO içerisinde dururken bile farklı. Fakat bu Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasıyla ilgili bir sonucu doğurmuyor. Neden? Türkiye'siz bir NATO'nun Güneydoğu kanat dahil olmak üzere küresel güvenlik sisteminde hayatını sürdürmesi mümkün değil.